olacak canım? Feride takmış kafasına işte. Demin kömürlüğün kapısını kırmaya çalıştı. Annem pazara gitti. Çocuklar da yok. Ben yalnızım. Ötüm koptu. Askerden geldi mi oğlunuz? Çok şükür Ferideciğim, geldim. İyi, çok şükür. Darısı diğer askerlerin başına inşallah. Amin. Kolay gelsin kızım. Sağ olun, hadi güle güle. Feride! 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 Ah! Ah! Yavaş! Ödümü patlattın, düşecektim korkudan. Sesleniyorum, bir türlü duymuyorsun. Dalmışım, duymadım. Hay Allah, üstüm başım mahvoldu. Kıyafetlerini ütüledim ama yerleştirmedim çocukların odasında. Tamam tamam, ben bakarım. Sen şunları topla. Şey mi unuttun evde? Niye geldin? 2 gündür garip bir halim var. Sebebini sormaya geldim. Feride. Annem aradı. Kömürlüğün kapısını açmaya çalıştığını söyledi. Söyle bakayım, ne derdin var? O çanta kömürlükte durdukça sinirim bozuluyor. Sanki Pınar hala bu evdeymiş gibi geliyor. Ya ne alakası var? Alt tarafı bir çanta. Niye bu kadar taktın anlamıyorum ki. Neden kaldırıp çöpe atmamakta ısrar ediyorsun o zaman? Ben de onu anlamıyorum. Mantıklı bir sebebi varsa söyle, ben de bileyim. Bak. Her şeyde bir art niyet arıyorsun. Nasıl bir sebebi olabilir? Tamam, haklısın. Evdeki anahtar da kayıp.
O zaman sendekini ver, ben atayım. Benim sözüme güvenmeyip peşimden Antalya'ya geldiğini hatırlıyorsun değil mi? Şu an aynı o duruma düşürüyorsun kendini. Niye güvenmiyorsun bana? Eğer o çantanın senin için hiçbir önemi yoksa, sana güvenmemem için bir neden de yok. Ver anahtarı, atayım. Bu mesele de kapansın. Bu hareketinde birbirimize olan inancımız zedeleniyor ona göre. Feride. Feride. O çantayı atınca ne geçecek eline? Başın göğe mi erecek? O kapıyı açmadan önce dediklerimi bir daha düşün Feride. Hala ısrar ediyorsun. O çanta benim duygularımdan daha mı değerli senin için? Ha? Senin duygularınla çantanın ne alakası? Ne demek ne alakası var? Söylüyorum sana işte Şeref. İstemiyorum. Bak Feride, çok yanlış yaptın. Aynı şeyi daha önce de. İlişkiye zarar veriyorsun. Şeref, bırak beni. Hayırdır, ben senden inşallah sadece bana güvenmeni bekliyorum. Ama sen hala bana güvenmiyorsun. Niye bağırışıyor bunlar gene? Sana güvenmem gibi ilgisi yok. O çantayı yaptın, elinde ne geçiyor? Tamam. Madem senin için bir önemi yok, atalım o zaman Şeref. Huzursuz oluyorum diyorum. Feride, bıktım artık. Şeref, bırak, bırak beni. Eğer sen atmıyorsan ben atacağım o çantayı. Bak son kez söylüyorum. Yanlış yapıyorsun. Çekil Şeref. Ne oluyorsunuz ayol? Neyi paylaşamıyorsunuz? Konu komşu sizi dinliyor. Hala aynı yerdeyiz anne. Pınar'ın çantası Feride için hayat memat meselesi oldu. O kadının bir tek çöpünün bile bu evde durmasını istemiyorum anne. Kızım. Karın olarak bu kadarcık şeyi istemeye hakkım yok mu? Oğlum, kızım. Siz ikiniz de bir çekilin kenara bakayım. O veret derhal buradan gidecek. Ver bakayım. Nerede bu? İşte burada. Al götür şu çantayı. Yok. Ben kendim atacağım. Gözümle göreyim nasıl çöpe gittiğini. Tamam mı? Oldu mu, için rahat etti mi? Evet. Bir daha onun hiçbir eşyasını görmek istemiyorum. Bana yaşadığım o günleri hatırlatıyor. İşte bu kadar. Yorgan gitti. Kavga bitti. Vallahi saçma sapan şeylerle uğraşıyorsunuz. Allah akıl fikir versin, ne diyeyim. Ben gidiyorum. Boş yere ağzınızın tadını bozuyorsun. O cangolozun artıkları için değer mi? Ha? Değer mi? Yürü hadi.
Telefon çalıyor. Açsana kızım o zaman. Sustu. Kimin telefonuydu şimdi bu? Kızım dışarıdan gelmiştir o zaman. Allah Allah. Niye meşgul alıyorsun? Ne yaptın sen? Bitirdin mi temizliğini? Çocukların odası kaldı bir tek. Sen git bitir. Ben yerleştiririm bunları. Babaanne biz geldik. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Hayrettin Bey. Hoş bulduk hanım. Çok acıktım babaanne. Ne yiyeceğiz? Dünden bir şeyler var dolapta. Şimdi bir güzel ısıtırım, hazırlarım. Yersiniz. Hadi bakalım. Ben hemen yapar mısın babaanne? Yaparım yapmasına da. Yumurta kalmamış ki. Siz de mutfağa dalmayın hemen. Hadi ellerinizi yüzünüzü yıkayın bakayım. Peki. Hadi bakalım. Gel tuvalete. Hayır. Doğru yukarıya banyoya. Elinizi ayağınızı güzelce yıkayın bakayım. Üstünüzü de değişik öyle gelin aşağıya. Hadi bakalım. Evet, var mı bir gelişme? Pınar'ın izini buldunuz mu? 4 koldan arıyoruz. Ama sanki yer yarıldı içine girdi. Hakkında işe yarar bir şey öğrenebildiniz mi? Neden hastaneye yatmış? Bıçaklanmış. Vay, bıçaklanmış ha? Demek Pınar'la derdi olan tek kişi ben değilmişim. Kim yapmış? Kemal Çetinkaya diye biri. Neden? Ne husumet varmış aralarında? Onu öğrenemedik daha. Ama bu Kemal denen adamın karısı ölmüş. Cenazesini yeni kaldırmışlar. O adam bana lazım. Derhal bulun. Cehennemin dibine girmiş olsa bile çıkartıp getirin. Peki efendim. Ne oldu? Ne dedin? Vallahi kimse bir şey bilmiyor. Bir şey öğrenemedi. Alt sokağa da bak. Emniyete gidelim o zaman. Seni dinleyip köye dönmek vardı sultan. Büyük hatalar yaptım ben. Senin canına benim hayatıma mal oldu. Madem kaybedecek bir şeyim kalmadı, Pınar'dan intikamımı almadan ölmek bana haram olsun. Allah Allah. Şimdi de kapalı çıkıyor. Kömürlükte de yoktu. Dışarı mı çıktı ki? Bu kız bana kafayı yedirecek.
Nebahat Hanım. Geldin mi? Geldim hanım, geldim. Ay çocuklar öldü be, açlıktan Hayrettin Bey. Ver. Al hanımı. Nebahat. 10 tane yumurta aldım, yeter değil mi? Aa, yeter yeter. Alo Şeref. Neredesin sen? Bir saattir arayıp duruyorum. Ya meşgule çeviriyorsun ya kapalı telefonu. Niye açmıyorsun? Feride ile senin sesini duyunca anladım buraya gireceğinizi. Kolilerin arasına saklandım. Yakalanacağım diye öldüm heyecandan. Saklandın mı? Telefonu niye açmıyorsun o zaman? Kedi gibi sürekli bahçede dolanıp duruyorlar Şeref. Konuşursam sesimi duyarlar diye korktum. Kemal Çetinkaya. Hey dur, kaçma. Dur. Yumurtaları ben kırabilir miyim? Hadi bakalım kır. Biliyor musun? Artık Kur'an-ı Kerim'i okumaya başlayacağız. Oo, maşallah. Allah zihin açıklığı versin. İyice belli. Bak al, karıştır bakalım. Kur'an-ı Kerim'i ezberden okuyan hafız oluyormuş. Öyle mi dede? Yavaş yavaş. Tamam babaanne. Ben de hafız olmak istiyorum. İnşallah oğlum. Sen niyet ettikten sonra niye olmasın? Konuş. Bırakın dedim. Kebertin. Bir şu arabaya. Lan seni. Bırak beni. Bırakın. Bırakın dedim. Hoş geldin. Buyur. Buyur. Bu ne Nebahat Hanım? Tatlı getirmiştin ya kandil gecesi. Tabağını vermeyi unutmuşum. Buyur. Afiyet olsun. Aman ilahi, boş getireydin. Aman önemli değil. Hadi iyi geceler. İyi geceler. Yaşa. Ne bu surat? Sirke satıyorsun gene. Ha? Leyla geldi bugün seraya. Niye gelmiş? Neymiş derdi? İçimde döner mi diye küçücük bir umut kırıntısı vardı. Onu da yerle bir etmeye gelmiş. Oğlum kalburla su taşınmaz. Ben sana daha iyilerini bulacağım. Söz. Boşuna uğraşma be anne. Önce adam olmam lazım benim. Yoksa kimse varmaz oğluna. Neyse neyse, boş ver, kapatalım bu mevzuyu. Makyajın fazla olmamış değil mi? Işığa gel bakayım. Yok, değil. Her zamanki gibi çok güzelsin. Ben bakayım. Tamam. Adamı getirmişler abi. Tamam, hemen geliyorum. Ece! Bir işim var. Birazdan döneceğim canım. Ama Timur, davetliler bekliyor. Hemen döneceğim.
Kimin adamısın sen? Kim getirdi beni buraya? Sabırlı ol. Birazdan anlarsın. Kimsin sen? Gündüz vakti adam kaldırıyorsun sokaktan. Şşş, sakin ol bakalım. Otur şuraya, efendi efendi konuşalım. Ne oturacağım ya? Tanımam etmem. Ne konuşacağım seninle? Ortak bir düşmanımız var. Çürük diş gibi ikimizin de canını sıkıp duruyor. Oturup söyleyeceklerimi dinlersen karlı çıkarsın. Kimmiş ortak düşmanımız? Pınar Özgür. Öldürmeye çalıştığın kadın. Pınar Özgür ha? Hı. Bugün de şansın yaver gitti Feride Hanım. Kurtardın yine paçayı. Nereden tanıyorsun sen Pınar'ı? Nereden tanıdığımı bırak şimdi. İkimiz de ondan kurtulmak istiyoruz. Önemli olan bu. Nereden biliyorsun kurtulmak istediğimi? Kuşlar söyledi. Geçenlerde başarısız bir öldürme girişiminde bulunmuşsun. Maalesef sadece yaralamışsın. Karımın ölümüne sebep oldu o kadın. Demek öyle. O zaman cana can. Bak işte fırsat. Sana bir teklifim var. Başladığın işi bitirirsen karşılığını öderim. Nasıl? Para, uçak bileti ve sahte pasaport. Parayı alır yurt dışına uçarsın. Peki nasıl olacak bu iş? Silahım bile yok benim. Orası kolay, hallederiz. Sen yeter ki kabul et. Kızım öksüz kaldı. Evim barkım dağıldı. Kaybedecek hiçbir şeyim yok. Evet. Tamam. Anlaştık. Kabul. En doğru kararı verdin. Pişman olmayacaksın. Bu gece benim nişanım var aşağıda. Balo salonunda. Geleceğim diyordu. Gelmezse top artık sende. Bildiğin gibi hallet. Sen o işi bana bırak. Al bunu. Yeni bir hat taktırdım. Buradan haberleşiriz. Sana güveniyorum. İkimizi de kurtar şu mikroptan. Bir bardak çay verir misin? Ne çabuk içtin sen onu öyle ya? Ağzın yanmadı mı senin? Yok, yanmadı. Sağ ol güzelim. Annenlere söyledin mi Emir? Neyi? Düğün. Yarın gidip düğün için yer bakacağız ya. Ha, doğru ya. Salon mu tutuyorsunuz? Yok. Bir çay bahçesinde yapacağız herhalde. Açık hava falan. Eski zamanlardaki gibi. Ev işi ne oldu? Halledebildiniz mi oğlum? Ha, sana bahsettiğim evi tuttuk baba. İyi. Gerçi ben çok küçük buldum ama Yasemin çok beğenince tuttuk. Değerli toplu olsun. İşini kendim yapayım istiyorum. İki ayağımızı bir pabuca soktunuz yani. Ha, bugünden yarına nasıl yetişecek bu işler bilmiyorum.
Hiç bizi düşünen yok. Yangında mal kaçırır gibi evlenilmez ki canım. Telaşa verme ortalığı hanım. Hayırlı işler de acele etmek lazımdır. İşin üstesinden evvelallah hep birlikte geliriz. Şeref biraz gelir misin? Ne var? Ne oldu? Ne bu? Pınar'ın küpesi. Çocukların odasında buldum. Yerdeydi. Bana ne? Bu küpenin evde ne işi var? Lütfen söyler misin? Allah Allah. Allah Allah. Niye bana soruyorsun? Pınar'ın malının bekçisi miyim? Ne bileyim ben, giderken düşürmüş işte. Ben bütün evi temizledim bugün. Eskiden kalmış olsaydı görürdüm. Gözümden kaçmış olamaz. Feride, benden ne istiyorsun? Açık açık söyle. Neyle suçluyorsun? Pabucunuz bir mi sizin ha? Pabucunuz bir mi? Neyi kavgasını ediyorsunuz Allah aşkına? Vır 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 vır. Feride Hanım'ın kuşkularıyla uğraşıyoruz anne. Odada Pınar'ın küpesini mi ne bulmuş, kıskançlık krizine giriyor. Kızım uğraşma kocanla. Hadi. Ya vallahi cinlerimi tepeme çıkarıyor ya. Oğlum bugünlerde pek vesveseli. Habbeyi kubbe yapıyor. Sen de gitmeyi ver üstüne canım. Hadi yavrum. Allah bana yardım et, yardım et, yardım et. Timur nerede kaldın? Herkes bizi bekliyor. Geldim işte. Hadi inelim. Ah, bir dakika, telefon. Ne yazık ki bu güzel gecenizde yanınızda olamayacağım. İkinize de mutluluklar diliyorum. Pınar gelemiyormuş. Boş ver, hadi inelim canım. Daha fazla bekletmeyelim davetlileri. Git Kemal'e söyle. Kadın buraya gelemeyecekmiş. Seni bekliyorum. Neredesin sen? Gerekli başvuruları yaptım. Ancak Mithat Bey... Niye hala buradayım? Niye savcıyla görüşemiyorum? Henüz savcılığa sevk etmediler sizi. Sorgunuzun sürdüğünü iddia ediyorlar. Sevk etmiyor değil mi? Kasten yapıyor bunu o komiser bozuntusu. Bilhassa savcılıktan ekstra alıyor. Baksana düğüne kadar beni burada tutmak. Süreci hızlandırmak için gereken baskıyı yapıyoruz. Merak etmeyin. Emir Efendi, benim gücümün nelere yeteceğini daha anlayamadı. Yaşayarak öğrenecek. Mithat Bey, aman. Şu sıralar... Ne yapıp edip beni bu delikten derhal çıkaracaksın? Kızımı ona yar etmeyeceğim. Düğün gününü mahşer yerine çevireceğim. Hadi şimdi git. Göreceksin gününü Emir Efendi! Göreceksin! Belanı bulacaksın. Ne o? Pişmiş kelle gibi sırıtıyorsun.
Ya ne bileyim abi ya, tutamıyorum kendimi. Vay be. 18'lik aşıklar gibisin ha koçum. Aşk insanı böyle mecnun eder işte. Mecnun'un Leyla'sından ne haber abi? Bırak ya. Benim Leyla'nın dini imanı paraymış meğer. O da bende yok. Ya sizin aranızda tam olarak ne geçti? Anlatsana biraz bana. Ben yüzük müzik aldım. Gittim geldim kapısını aşındırdım ama boşuna. Nuh dedi, peygamber demedi. Ya iyi de anlamadığım, kızın derdi gücü paraydı madem. Sen bugüne kadar nasıl anlamadın? Hiç mi faso vermedi bu kız? Vermedi vallahi. Hiç öyle ağam şağam talepleri de yoktu. Sonra ne olduysa oldu, birden para göz kesildi başıma. Yok abi. Bu işte bir iş var. Ne gibi? Bence sen bu işin peşini bırakma. Aniden oluşan değişiklikler bizim meslekte şüphe nedeni olarak sayılır. Bence iyice bir kurcala bu işi. Neyse abi, ben yatıyorum. Hadi sana iyi geceler. Sana da. Bunları bir sokağa dökelim. Bakalım Pınar burada mı kalıyor? Sonunda. Ne diyorsun sen be? Artık kaçamazsın benden. O evdesin değil mi? Biliyorum. Değilim işte. Attın ama tutturamadın. Yemezler güzelim. O arkadan gelen ses ne o zaman? Dur, ben söyleyeyim. Komiserin arabasının alarmı değil mi? Bütün mahalleyi ayağa kaldırdın ya. Hiç sorma ya. Neyse, iyi geceler. Sana da. Benim pençemden kaçış yok.
zamanda geldin Şeref. Kemal aradı az önce. Konakta olduğumu öğrenmiş. Yalvarırım yardım et. Ya öldürecek bu adam beni. Telefonu ver. Alo. Ulan adi herif. Sırf kadınlara mı gücün yetiyor senin? Erkeksen benim karşıma çık. Hı? Hazır seninle görülecek hesabım varken kozlarımızı paylaşalım. Söyle. Neredesin? Gelip gırtlağına basacağım. Kapattı. Bir de ararsa açma. Feride bunu odada bulmuş. Yerde. Ben de ne zamandır bunu arıyordum. Sen bütün gün buradan dışarı çıkmadığına eminsin değil mi Pınar? Keşke öyle doğaüstü güçlerim olsaydı da uçup çıkıverseydim bu izbe yerden. Al o zaman. Şeref. Nereye gidiyorsun? Sen nereden geliyorsun? Emir'in arabasına baktım. Alarmı çaldı. Vallahi maşallah ne uyku varmış hepinizde. Ruhunuz duymadı. Ya. Sen niye kalktın? Susadım. Sıcak. Vay uyanık vay. Pınar'ı kömürlükte saklıyor demek ki. Pınar'ın küpesini buraya koymuştum. Nereye gitti? Şeref. Sana diyorum, sen mi aldın? Ben küpe falan almadım. Başka kim almış olabilir? Ya Allah aşkına bir sus ya. Yine başlama. Nedir senden çektiğin ya? Oğlum ne oluyorsunuz gece gece? Ya hasta mıdır nedir ya? Yine kafayı bozmuş. Hafızası geri geldi derken aklı gitti. Karışmayın, konu komşu duyacak şimdi. Sen karışma anne, duyarsa duysun. Bıktım artık bunun takıntılarından ya. Oğlum yavaş. Kızım mesele nedir? Pınar'ın küpesini yatarken komodinin üstüne koymuştum. Şimdi bakıyorum yok. Ya bir daha lafını etme diye aldım attım. Ne kötülük var bunda? Niye sabah beklemeden o zaman? Şşşt kızım. Sen değil miydin o kadının çöpünü bile görmeye tahammülüm yok diye? Oğlum. Sabah kalkınca nevrin dönmesin diye gittik attık. Allah Allah. Anne. Ay yavrum. Ne Yasin? Anne ne oluyor? Kızım
Tamam yavrum. Ne oldu kızım, niye kalktınız? Babam niye bağırıyor? Canım benim. Bir şey yok oğlum, korkmayın. Konuşuyorduk biz sadece. Ya götür yatır şunları ya. Hadi hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Çık. Hadi. Hadi kızım. Şu kömürlüğe bir de biz bakalım. Çamatası dolması geceler geçmeyecek. Aç kapıyı. Oradasın, biliyorum. Aç dedim. Pınar, aç şu kapıyı dedim sana. Nasıl gelecek, yatıyor. Aç kapıyı, yoksa rezalet çıkaracağım. Aç dedim.
sonuç ne? Kimin bu? Yasemin, Emir, düğün yerine bakmaya gidelim diyorlar. Sonra da gelinlikçiye. Gelir misin? Siz gidin. Ben çocuklara söz verdim. Başka bir yere gezmeye götüreceğim onları. Hadi bakalım. Günaydın baba. Günaydın kızım. Anne bir dakika gelsene. Ne oldu? Gel bir. Buldun mu izini? Buldum. Yok ya. Adamlarım günlerdir arıyorlar. Sen nasıl buldun hemen? O da benim marifetim. Kahvaltı ister misin? Söyleyeyim mi? Yok ettim, sağ ol. Bir çay iç o zaman. Neredeymiş? Nerede kalıyormuş? Konakta. Burnumuzun dibinde. Konakta mı? Benim adamlar orada olmadığını söylediler. Emin misin? Eminim. Gözlerinde gördün mü? Görmedim. Ama orada olduğunu biliyorum. Bu gece halledeceğim işini. Sen keyfine bak. Yalnız bir sorun var. Neymiş? Arpası az gelen at koşmaz biliyorsun. Şu benim arpa miktarını yeniden bir konuşalım. Bana bak. Sen kim oluyorsun da bana kafa tutuyorsun lan? Haddini bil. Dimyat'a pirince gideyim derken evdeki bulgurdan da olursun, ona göre. Tamam. Hemen sinirlenme ya. Sakin ol. Sakin ol. Anne şuna bak. Ruj izi değil mi bu? Ha? İyi yıkamamışsın, çıkmamış. Anne kimin bu? Hem ben daha yeni değiştirdim havluyu. Bırak şimdi Feride, Şeref'i yine dellendirme. Günaydın. Ne yapıyorsunuz sabah sabah? Ne yapacağız oğlum, çamaşır yıkayacağız. İşte kirleri topluyoruz. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım da. Temiz bir havlu koy banyoya. Kahvaltı hazır mı ya? İşe gideceğim. Hazır hazır. Timur Bey niye ısrarla arıyor ki bu kadını? Kadın bizim patrondan hamileymiş oğlum. Yok ya. Vallahi öyleymiş. O yüzden peşindeymiş patron. Bu sefer iddiaları çok güçlü. Bombacıya itirafname imzalatmışlar.
hafife almaya gelmez. Elinizdeki bütün imkanları kullanın. Adam ifadesinin baskı altında alındığını söylerse hiçbir kıymeti harbiyesi kalmaz. Ne gerekiyorsa yapın işte. Eşek yüküyle para veriyorum size. Ulan komiser bozuntusu! Doğru konuş. Karşında devletin bir memuru olduğunu unutma. Senin canını okuyacağım. Sakin ol. Mithat Bey sakin ol. Otur. Bırak. Beni zor kullanmak mecburiyetinde bırakma. Niye hala sevk etmiyorsun beni savcılığa? Kanunların bana tanımış olduğu süreyi kullanıyorum. Hele bir seninle işimizi bitirelim. Sonra zamanı geldiğinde sevk ederiz. Düğün günü ayağınızın altında olmayayım diye tutuyorsun beni burada değil mi? Ne yapıp edip çıkacağım buradan. Göreceksin. O düğünü başınıza yıkacağım. Bana karşı gelmek ne demekmiş öğreneceksiniz. Kendini kandırma Mithat Gündoğdu. Bu sefer öyle kolay kolay çıkamazsın. Sen ne sanıyorsun kendini? Mithat Bey lütfen. Çekil. Sakin ol. Neşe? Aa, demek bir baban olduğunu hatırladın. Ne o? Aklına mı düştü sonunda? Merak mı ettin yoksa? Bak Neşe, ben babamı sileli çok oldu. Buraya onu merak ettiğim için falan gelmedim. Nişanlımla buluşmaya geldim. Demek öyle. Hı-hı. Bir gün babamdan yardım istemeye geldiğinde bu sözlerini hatırlatırım sana. Üzgünüm, hatırlatamayacaksın. Çünkü babam benim için uzun zaman önce öldü. Hoş geldin canım. Hoş bulduk. Ne haber Neşe? Biz gidelim mi? Gidelim. Feride, bu Pınar cadısı bir ayak üstünde 1000 yalan söylüyor. Bebeğinin babasının kocan olduğu da yalanmış. Gerçeği bugün öğrendim. Bebeğin esas babası Timur'muş. Haberin olsun, Kemal. Mars ediyorum. Hadi oğlum be. Ben çıkıyorum. Gelecek misin Seraya? Ha yok. Sen git, benim bir işim var. Bir yere uğrayıp öyle geleceğim ben. Neymiş o iş? Ağzında öyle geveliyorsun. Leyla'ya mı gideceksin yoksa? Aman oğlum, sakın. Sakın. Yok anne, başka bir işim var benim. Bak, kız istemiyorum demiş madem, bir daha gitme kapısına. Kalbim kırıldı, bari gururun sağlam kalsın. Tamam anne, tamam. Uzatma. Ha. Gitmeyeceğim dedim. Derneğe giderken yanımızda bir şeyler götürecek miyiz dede? Hayır.
Orada çalışacağımız için üstümüzün böyle rahat olması yeterli oğlum. Ne yapacağız orada? Sevgili Peygamber Efendimiz, komşusu açken tok yatan bizden değildir diye buyurmuş. İftar vaktinde zengin fakir nasıl açlıkta eşit oluyorsa, bu gibi yardımlarla da oruçlarını açarlarken birbirlerine eşit olsunlar diye Ramazan kolileri hazırlayacağız. Bize de sevap olur mu? Allah'ın rahmeti güneş gibidir kızım. Birinin aydınlanması diğerinin aydınlanmasını azaltmaz. Ne haber? İyi. İyiyim. Merhaba baba. Merhaba oğlum. Geldin mi oğlum? Ha, hazır mısın anne? Hazırım hazır. Emir, bizi de metrobüs durağına bırakır mısın oğlum? Tabii baba, ne demek ya. Hadi bakalım. Hadi. Bana bak, gelinlik bakmaya da gideceğiz. Emin misin sen gelmek istemediğine? Evet ya yenge, sen de gelsene. Niye gelmiyorsun? Yok yok, siz gidin, işim var benim. Sandıktan Yasemin'e vereceklerimi çıkartacağım, kolalayacağım, türleyeceğim. Sen bilirsin o vakit. Hadi, hadi görüşürüz. Bakalım. Hadi güle güle. Araba şurada aşağıda. Tamam ya. Aslanım benim. Olmaz ki ya. Yeter ya. Köpek gibi peşinde dolaşıp duruyorsunuz. Sıkıldım. Şşt Neşe. Çok ayıp. Onların ne suçu var? Emir kulu onlar. Babam hapse girince göreceğiz emir kullarını. Bakalım bir daha takip edebilecekler mi? Ağzından yel alsın. Baban hapse girerse ne yaparız biz? Ne yapacağını düşünmeye başlarsa niye edersin? Çünkü eğer babam hapse girerse artık bu evde sana ihtiyaç kalmayacak. Efendim? Hadi. Oh,
Merhaba. Ben Feride'nin kayınbiraderiyim, hatırladınız mı? Hapishanede bir görüşmemiz olmuştu sizinle. Hatırladım hatırladım. Yaşar'dı değil mi? Evet. Evet Yaşar. Şey kusura bakmayın, rahatsız ettim. Benim sizinle görüşmek istediğim önemli bir mevzu vardı. Tabii tabii birader, buyur gel. Geç geç. Eyvallah. Buyur birader, otur. Vallahi ben akraba olduğumuzu bilmiyordum birader. Demek Feride'nin kayınbiraderisin ha? Evet. Şeref'in abisiyim. Nebahat teyzeler nasıl? İyiler iyiler. Sağ olun. Geçen gün kapının önünde rastladık Nebahat teyzeyi. Bizim mahallede oturan bir tane arkadaşı varmış. Zar zor ikna ettik, bir kahvemizi içirebildik yani. Şey. Aslında ben sizi şey için rahatsız etmiştim. Rızanızı almak için. Ne zamandır aramıza dönmenizi bekliyorduk. Eğer kabul ederseniz... Baba. Hadi gel oyun oynayalım. Şimdi olmaz oğlum. Bak misafirimiz geldi. Yaşar amca. Bir elini sık, tanış. Ben tanıyorum onu. O beni aydutlardan kurtaran adam. Murat. Nasılsın? Gel bir öpeyim. Ya Murat'ı kurtardığın için teşekkür ettim değil mi ben sana? Hayır, bazen eşekliğim tutar da. Ettin ettin. Hadi koş git, anneni çağır gel. Misafirimiz geldi de. Bize kahve yapsın. Koş. Koş. Anne. Efendim oğlum. Beni çağırmışsın Atilla. Gel karıcığım. Feride'nin kayınbiraderi ziyaretimize gelmiş. Hoş geldiniz Yaşar. Hoş bulduk. Hadi birer kahve yap bize. Sade? Yok, yok, ben kahve almayayım. Sağ olun. Şey, ben aslında sadece size bir şey sorup hemen kaçacaktım. Buyur birader, devam et. Şey. Uzun lafın kısası, benim bir arkadaş var da teknelerde çalışmak istiyor. Kaptandır kendisi. İçimde aşkın bitmez, aylar yıllar geçer, ah bu dert tükenmez. Sevdiğim inan sensiz, bil ki bir ömür geçmez. Yarim gönlüm kaldı senin ellerin. Zamansız sevgiler, zamansız aşkımız, imkansız sevgiler, ah imkansız aşkımız, zamansız sevgiler.
niye böyle? Ay kömürlük yanıyor. İmdat! İmdat, yardım edin! Efendim? Kömürlük mü yanıyor? Nerede bu ya? İnsanın ayrılası gelmiyor. Evet, çok güzel bir yermiş. Ya beğenmenize gerçekten çok sevindim. İnşallah güzel olacak. İnşallah yavrum, inşallah. Beğenmez miyiz hiç? Emir. Bizi gelinlikçiye bırakırsın değil mi? Nasıl yani? Hep beraber gitmeyecek miyiz gelinlikçiye? Ya sen gelme. Biz annenle gidelim. Beni gelinlikle görmeni istemiyorum. Hayda. Oğlum, damadın gelini gelinlikle düğünden önce görmesi uğursuzluk getirir derler. Ya anne, şimdi babam duysaydı bu lafını, hanım uğursuzluk ne dine sığar ne de imana diye başlardı ha. Ya siz açık açık söyleyin, biz gelin kaynana bir olduk, seni aradan çıkardık deyin. Hadi neyse, bırakayım, hadi. Gerekiyor. Kilitli anahtarı yok, açılmıyor. İtfaiyeye haber vereyim, dur sen. Hadi. Yanıyor lan bunlar. İçeride biri var. Kim var orada? Feride! Feride! Şeref! Şeref, koş, içeride biri var! Beğendiniz mi Nebat anne? Yakışmış mı? Melek gibi olmuşsun kızım. Teşekkür ederim. Emirim heyecandan ölecek. Bu oluyor mu? Yoksa başka bir tane daha denemek ister misiniz?
Yok, bunu çok sevdik. Bunu alıyoruz. Peki. Pınar! Ne işin var senin burada? Yukarı çıkar! Gel! Gel! Kömürlük yanıyor, gördün mü? Nasıl çıkmış yangın ya? Gel! Otur şöyle. Gel, geçmiş olsun bakalım. Geçmiş olsun, olsun Feride. Feride. Sağ ol. Süpersin. Sen ne yaptığını sanıyorsun? Bizden habersiz kömürlükte ne işin var? Gidecek başka yerim yoktu. Mecburen sığındım. Kalk gidiyorsun. Şeref. Sen karışma. Bu kadın hemen gidecek. Nasıl becerdin lan yangını çıkarmayı? He? Bela mısın başıma? Her şeyi mahvettin. Feride 50 tane soru soracak şimdi. Bizi düşüneceğini hala kendin düşünüyorsun. Yeter artık ya. Bebeğim de ben de az kalsın diri diri yanıyorduk. Kes sesini. Çıkıştırıp durma, bıktım ya. Sen mi bıktın, ben mi? Başıma açtın belaya bak. Şimdi bitirdim işini senin. Yürü. Nerede şimdi Pınar? Şeref kolundan tutup götürdü. Nereye gittiler bilmiyorum. Yani kadın ahtapot gibi 8 koluyla yapıştı bize. Ha, bir kolundan kurtulsak öbürünü bırakmıyor. Ondan kurtulsak... Yanaydı da hepten kurtulsaydık. Tövbe de hanım. O nasıl kelam öyle? Hiç yakışıyor mu sana? Ya benim anlamadığım... Bir insan kömürlükte nasıl yaşar? Ne yedi, ne içti, ne yaptı bu ya? Dışarıdan alıp getiriyordu herhalde. Başka nasıl olacak ki yoksa? Ay, inanamıyorum ya. Burada mı yatıp kalkacağım ben? Birkaç gün burada idare et. Emir'in düğünü var. Elimiz sıkışık şimdi. Sonra icabına bakacağım. Saçlarım leş gibi is kokuyor Şeref. Bir duş bile alamadım. Hortumla yıka. Ben gidiyorum. Ya! Thank you.
Aa. Yatmadınız mı siz hala? Hadi ama yatın artık. Ya babamı beklemek istiyorum. Ya yarın okul yok ki. Ne olur biraz da otursak. Çocuklar lütfen üzmeyin beni. Yatın diyorsam yatın. Babanız gelince öpecek sizi. Hadi. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Sana, sana da anneciğim. Niye mızıldanıyor çocuklar? Babamızı bekleyeceğiz diye tutturdular. Efendim anne. İşim var, çalışıyorum. Geç geleceğim. Tamam. İyi geceler. Aldığın her nefesin kıymetini bil. Senin işini bu gece bitireceğim Pınar. Karımın öcünü alacağım. Cenk geldi mi bu gece? Gördünüz mü? Az önce buradaydı. Tuvalete falan gitmişti. Mal bulamam. Mal mı? Ay nereden bulunur bilmem ki. Neredeydin bu saate kadar? Seredaydım. Nereye götürdün? Bir otele yerleştirdim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar oğlum. Bunları kömürlükte buldum. Ne yapayım? Pınar'ın kömürlükte olduğunu biliyordun. Onu sen sakladın oraya. Nereden uyduruyorsun bunları ya? Benim gece gece sinirlerimi oynatıyorsun. Alışveriş listesini gömleğinin cebinde buldum.
Onları sen aldın getirdin oraya. Tamamen uyduruyorsun. O kadını çatımızın altına soktun yine. Kömürlüğe yerleştirdin. Bu eve girdi çıktı, yetmedi yemek yedi, su içti. Ya bana çocuklarıma bir zarar verseydi? Bizi ne kadar savunmasız bıraktığının farkında mısın? Kızım, belli ki bir yanlış anlama var. Sakin sakin bir dinle önce kocanı. Hem nereden biliyorsun Pınar'ın eve girip çıktığını? Baba! Ben daha küpesini bulduğumda anlamıştım o kadının bu evde dolandığını. Anne, hatta sana söylemedim mi? Havuzdaki ruj izini gösterdim, bana inanmadın. Bir deli demediğin kaldı. Yeter be! Adam eve geldiğine pişman edersin. Sabah kadar senin saçmalıkları dinleyecek halim yok. Oğlum. Kapat çeneni! Affet beni. Alo. Alo. Feride bana aldırdığın eşyaları bulmuş kömürlükte. Seni kömürlüğe benim sakladığımı anladı. Ben daha fazla yalanla idare edemem artık. Yarın Sera'dan ayrılman lazım. Sen göreceksin Feride Hanım. O halde nasıl kendi ayağına çıkıp gidiyorsun? Hem de arkana bile bakmadan. Sen misin? He. Ha, yabancı sandım. Ne o? Beni gördüğüne sevinmedin mi yoksa?